selamlar. Videoma hoş geldiniz. Yine akşam saati bir açılış yapıyorum. İki gündür biraz değişik oluyor ama ne yaparsanız bugünlerde böyle. Yine hastanedeydim. Bugün dün bahsetmiştim biraz. Ameliyat günümüz vardı yeğenimin için. Ama kan tahlillerinde bir sorun çıktığı için ameliyatı ertelendi. O yüzden sabahleyin ameliyata giremedi. Yani bizim planımız sabahleyin onun ameliyata girmesiydi. Sonra işte artık yoğun bakımda geçen süresi, sonra da artık tedavi süresi başlar diye düşünüyorduk ama tabii ki öyle olmadı. Ameliyatımız ertelendi. İşte o kan değerinin düzelmesi için ayrı bir odaya aldılar. Yoğun bakıma aldılar. Orada takip edeceklermiş. Pazar günü geceye kadar inşallah düzelmesini bekliyorlar onun. Pazar günü düzelince inşallah bu sefer pazartesi ameliyata alacaklar. Yani öyle bir şeyler olacak. Tabii ki bu tamamen kan tahlilleriyle alakalı. Gene de düzelmesiyle alakalı. Yoktum işte. Şimdi geldim. Elimi yüzümü bir soyundum, dökündüm. Ay birazcık soluklanayım sizinle birlikte oda. Geldim, şöyle eşim de alışveriş yapmış. Beni bekleyecekti o alışveriş için. Pazara gidilecekti. Pazarlık bir şeyimiz yoktu. Ama ben geç kalınca tabii o kendi gitti. Gelmiş bırakmış işte, neler almış çok bilmiyorum. Ben sadece ona şey demiştim. Soğanla ıspanak al demiştim. Gerisini kafana göre takıl. Dediğim gibi şurada gördüm hemencik. Soğan almış birazcık. O tamam. Ayva. Ya şu en sevdiğim meyveler arasında geliyor. Çok sevilmez ama kendim soyamıyorum, dilemiyorum ama en sevdiğim meyvedir ayva. Elmadan sonra. Şimdi mevsimi ya, bir de ayva almış. Aa, domates almış. Evde de o kadar çok domates vardı ki. Domates almış. Çok almamış ama bunun 2-3 katı da evde domates var. Yeşillik almış. Burada ne var? Nane, roka ve maydanoz görüyorum. Nane, roka ve maydanoz. Siz görüyor musunuz? Şöyle yeşilliğimiz. Marul almış. Evet, ıspanağım da alınmış. Ispanak da tamam. Şöyle dilimlenmiş, parçalanmış karnabahar almış. Burada zaten böyle parça parça satılıyor. Genelde böyle talep görüyor. Bütün karnabahara pek talep yok burada. Böyle parça parça istediğiniz kadar kendiniz seçebiliyorsunuz. Karnabahar almış. Bunda ne var? Bunda da lor. Lor, ben genelde lor tüketiyorum ya peynirden çok. Lorumuz da almış. Kızım ne arıyorsun sen acaba, korkma. Yumurtam kalmamıştı evde, onun farkındaydı. Yumurta almış, muhtemelen BİM'e gidilmiş. Çünkü BİM poşeti de var. Şu BİM'in lezzethane pizzasından almış. Muhtemelen şu anda hemen onu yapacağım. Çünkü yemek yok. Saatte 7'ye mi geliyor artık? Ben hastaneden 6'ya doğru çıktım. 7'ye geliyordur. Süzme peynir almış, tam yağlı dostum. Küp şeker almış. Bal almış. Ay, tereyağıyla sıcacık ekmekle şimdi çok açım ya. Herhalde bal böyle cazip geldi. Ha, benim kahvem bitmişti. Şu ikisi bir aradalarda. İnce bulgur almış. İnce bulgur ve kalın bulgur dayandıramıyorum eve. Ama aslında sağlıklı da hani. Ama ince bulgurla çok fazla kısır ve çiğ köfte yapıyoruz. Yumurtalı çiğ köfte. Geceleri genelde siz görmüyorsunuz. Videomu sonlandırmış oluyorum. Oğlum diyor ki, aa anne diyor, çiğ köfte yapsak mı? Saat 11-11.30 biz birazcık hemen çiğ köfte yoğuruyoruz falan. Ona çiğ köfte yaptığımız için ince bulgur dayanmıyor. Mısır almış. Bu akşam yorgunluğumu böyle oturunca hissetmezsem mısır patlatırım. Kahve beyazlatıcı, ne bunun adı? Süt tozu almış. Tamamdır. Başka bir şey. Ha, bir de bisküvi varmış burada. Kremalı bisküvi almış. Bu kadar.
Ben şimdi hemen pizzaları fırına süreyim. Şurada da şey vardı. Nerede onlar? Bak şimdi bulamıyorum. Ben de yoğurtla mantı almıştım. Yoğurtla mantı yaparım diye düşünüyordum. Yanına da tarhana çorbası yapayım diyordum. Tarhana çorbası fikrimden vazgeçmeyeyim. Pizzayı fırına atayım. Yanına da tarhana çorbası yapayım. Hızlı bir şekilde pizzalar olana kadar çorba da olur. Hemen azıcık. Çünkü üşüdüm. İstanbul tarafına kar yağıyormuş galiba. Soğuğu buraya hemen geldi. Geceleri 3 gündür geceleri yağmur yağıyor. Ve artık gündüzleri yağmur kesiliyor, kar soğuğuna dönüyor. 3 gündür gerçekten burası da soğudu artık. Hatta daha da eksilere düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda geceleri -5, -7'leri gösteriyor. Neyse ben çok uzattım yine lafı. Bütün gün konuşmayınca herhalde birden çenem düştü. Ben pizzalarımı fırına atayım. Tarhana çorbasını yapayım. Ondan sonra da şuraları toparlayayım. Yemeğe geçelim. Yemeğimizi yedik. 2 gündür hastaneden getirdiklerimi makineye atmamıştım. Sepette duruyorlardı. Onların hepsini doldurdum makineye. Makineyi de çalıştırdım. Dedim ki kendime bir kahve yapayım. Çay faslına sonra geçerim ya da geçmem. Sıcak su da var şurada çaydanlıkta. Ama çay içesim gelmedi. Kahve içesim geldi. Telefonuma da epey mesaj gelmiş, arama gelmiş. Bazılarına dönememiştim. Şimdi onlara döneceğim kahvemi içerken. Ondan sonra da artık bakarız. Saat kaç oldu hiç haberim yok. Geldiğimden beri de oturmadım henüz. Neyse sağlık olsun da her şey oluyor. Bakın burada bir adet latte hanım var. Ne yapıyorsun kız sen burada? Kış moduna mı aldın kendini? Allah'ım mayışık mayışık battaniyenin altında keyif yapıyor. Televizyonu da almış karşısına ama uyukluyor. Kızım. Latteşko. Latteşko. Uyuyacak. Hiç beni iplemedi vallaha. Hiç.
Hadi uyu bakalım sen. Battaniyen de çok güzel. Saatimizi 10 yaptık. Biraz da yorulduk. Sabah çok erken kalkmıştım. Saat 6 gibiydi uyandığımda. 7 gibi evden çıkmıştım. Kafamın yarısı gözükmüyor desenize, yarısı görünmüyor Emine. İşte yarın da cumartesi. Hastaneye gidemeyeceğim. Yasak var. Kardeşim hastanede zaten. Telefonlaşırız. Oğlumun da canlı dersi yok. Muhtemelen bir tık fazla uyurum. Yani çok erken uyanma. İnşallah onların da gecesi iyi geçer ya. Biraz kardeşim zorlanacak ama. Çok sıkıntı olursa bizlerden biri hani gitmeye çalışır. Ama bizleri almıyorlar işte. Annesi için zorlana izin aldık. İnşallah kolay bir gece geçirirler. Su gibi akar zaman da. Bakalım yarın ne olacak. Yarın bir şey olmayacak. Doktorlar çünkü yoktur. Yani uzman doktorlar yoktur. Ay ne diyorum, kafam karışık ya, böyle kendi kendime düşünüyorum. Düşündüklerim böyle yansıyor aslında. Efendim. Nadıl mı yiyeceğim? Mısır patlatıyor. Nadıl mı yiyeceğim? Tamam. 2 bardak. 2 bardak mı? Doldur ama ağzına kadar. Küçük tencereye yapayım o zaman. Ölçmem mi gerekiyor suyu? Ölçmem mi gerekiyor? Su bardağı değil mi? 2 su bardağı dolu dolu. 2 su bardağı dolu dolu. Şuraya da noodle için koyayım. Patlamaya başladılar. Görünmüyorlar ama şurada patır patır sesleri gelmeye başladı. Simay balkonun kapısını açtı da biraz donum oldu. Mısırlarımız patladı ama biraz mutfak duman altı gibi bir şey oldu böyle. Nasıl? Harika. Şimdi ben de artık videomu kapatacağım. Saat kaç Simay? 10. Demin de 10 demiştim. Demek ki demin de 10'muş yani. Bugünlük bana müsaade. Bu videom da bu kadar olsun. Zaten geç başladığım bir video olmuştu. İnşallah ilerleyen günlerde normal rutinimize döneriz. Yeter ki oğlumuz evimize dönsün. Ondan sonra her şey yoluna girer. Bugünlük bana müsaade. İnşallah videomu beğenir ve yaparsınız. Destek olursunuz ve abone olursunuz. Benim tabak. Bakın ne istiyorsun? Dur bir kapanış yapayım. Ya hep sürekli bir şeyler istiyorlar ya. O zaman mısırlarımı aldım ve ben artık salona geçiyorum. Daha sonra da yatıp dinleneceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.